Arkadaşlar selam. Servan ben. Tekrardan merhaba. Sizinle tekrardan doğanın bayağı bir derinliklerinde buluşuyoruz. Size bugün efsane bir Asya yemeği yapacağım. Daha doğrusu kendime yapacağım ama sizi acıktıracağım biraz. Tamamen yani motora atlayıp yeni bir yer bulalım diye geldiğimiz bir yer. Hiç bilmiyorum yerini. Telefonu da çekmiyor zaten. Konumu da bilmiyorum. Sadece Geyik Bayırı'nın dağlarını görüyorum şuradan aradan. Antalya'dan motorla atlayıp çıktık. Zaten kayda girene kadar da bir miktar yorulduk yani. Hatta hani enerji kalmadı şu an yemek yapacak falan. Çünkü o kadar derin bir yerde ki yani. Biz tam böyle güzel bir yer bulduk diye derken suyun başında bir arkadaş grubunun daha burayı keşfettiğini fark ettik. Sıkıntı değil. Yeter ki yani rahat kaçıracak, huzur kaçıracak bir şey olmasın. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi size diyorum da ben kendime yapacağım. O yüzden çok üstünüze alınmayın. Sizi birazcık acıktıracağım. Şimdi sebzelerimi falan yıkayacağım. Ondan sonra bölümler geçtikçe şey düşünüyorum. Dağdan, taşların altından falan kekiktir, biberiyedir. Bu tarz baharatlar buldukça ya da lezzetlendirecek şeyler buldukça bunları da kullanmaya başlamak istiyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum bu tarz şeyleri. O yüzden bir başlayalım, meyvelerimizi, sebzelerimizi yıkayalım. Ondan sonra bir ateş. Ateşten sonra buraya bir kurulayım ben. Güzel bir Asya yemeği yapacağım. İsmi Bademli Tavuk. Görüşürüz. Evet dostlar, bugün şöyle bir durum oldu. Biz yola ceketlerle çıktık. Pantolon, ceket falan çıktık. Şu an durumumuz şort, tişört. Antalya'da yazın geldiğini anladığımız ilk gün olabilir bugün. Çünkü hem nem var, hem hava çok güzel. Hem de dağın başına geldik ve böyle bir basan bir hava var. Bu Antalya'nın yazının geldiğinin göstergesidir. Ben zaten eski videolardan izleyenler gayet iyi bilir. Asya ülkelerini çok severim. Böyle nemli, leş, sıcak ama böyle terlik, şıpıdık terlik falan takılma modu. Ben her zaman o kafayı daha çok seviyorum. O yüzden Antalya benim için veli nimet yani. Türkiye'de zaten başka yaşamak istediğim bir eşimin memleketi var, Eskişehir. Bir de zaten ben burada yaşıyorum, biz burada yaşıyoruz. Antalya, bir ayağımız Antalya, bir ayağımız Eskişehir. Türkiye'nin en güzel iki şehri kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum yani. Ateşimizi yaktık. Birazcık bir kahve falan içelim biraz. Acelemiz yok bugün zaten. Keyfini çıkaralım doğanın. Gerçekten çok güzel bir yere geldik yalnız. Ateşi biraz besleyeyim. Ateşi beslemeyi unutmayın arkadaşlar kamplarda. Ateş sizin her şeyiniz yani. Şöyle. İlk önce küçük ateşleri yaktıktan sonra yani kocaman kocaman kütükler atarsanız yakamazsınız ilk başta. İlk önce bir tutuşsun. Ondan sonra küçük küçük büyütün mevzuyu. Mesela böyle. Zaten bunu kim gelse söndüremez artık. Bir kahve içelim. Kahveyi biz hazır getirdik bugün. Çünkü yolda falan da içeriz diye düşündüğümüz için. Termosumuzda filtre kahve var. Güzel. Böyle bir seriye devam ediyoruz. Geçen videolarda verdiğiniz tepkiler çok güzeldi gerçekten. Çok sağ olun.
Ben bu kadar iyi tepkiler alacağımı hiç düşünmemiştim. Sadece yapmamı istediğiniz yemekler, içecek. Ben Ramazan'dan sonra kokteyl işine falan da gireceğim bu işte. Kokteyldir, ne bileyim belki rakı sofrası bile kurarız. O tarz şeylere gireceğiz. Yorumlara mutlaka istediğiniz şeyleri yazın yani hemen. Bir de yorum demişken abone de olmayı unutmayın yani. Ben bunu daha önceden hiç söylemezdim ama çok önemliymiş. Yani olun artık yani. Yıllardır takip ediyoruz kardeşinizi. Ateş yandı. Kahve içelim. Devam. Buz koyacağım biraz. Arkadaşlar şimdi birazcık sebze doğrama kısmına geçiyorum. Ama oraya geçmişken size şöyle bir şey söyleyeceğim. İnsan kafasını dağıtmak için kesinlikle mutfağa ilgi duymalı yani. Yani mutfağa girdiğin zaman gerçekten günlük stres, dert, tasa bunları en azından geçici olarak bile olsa bir kenara koyabiliyor. Biz de bunun başka bir versiyonunu kovalıyoruz. Yani doğa içinde olan versiyonu. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok garip bir kafası var. Yani doğanın su sesleri, yaprak sesleri, doğrama sesleri, su işte suda yıkıyorsun, akarsuda yıkıyorsun sebzeleri. Ateşin doğal çıradan yanıyor falan. Gerçekten çok ilginç bir kafası var. Herkese tavsiye ederim. Ben biberlerime geçiyorum ve tribe devam ediyorum. Bu arada bu yemekleri kamplarda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü çok ekstra ekipman gerektiren şeyler değil. Tabii ki ben bunları çekeriz diye ekstra bir şeyler getiriyorum ama biber, havuç, kabak bu tarz şeylerle rahatça yapabileceğiniz şeyler. Yani artık çok fazla kamp yaptığımız için böyle klasik kamp yemekleri de açmamaya başladı bizi. O yüzden böyle dünya mutfağından yemekler yapmak daha merak uyandırıcı ve güzel olabilir diye düşündüm. Yurt dışı olaylarına gelirsek gerçekten o konuda ne olacak hiç bilmiyorum. İlk kez hayatımda ilk kez dedim ki bu sefer paraya kıyacağım ve 10 yıllık pasaport çıkaracağım dedim. Çıkardığım günden beri çekmecede duruyor arkadaşlar. Biz pandemi Türkiye'de başlamadan bir hafta önce Ukrayna'ya gidiyorduk. Yine güzel böyle gezeriz, eğleniriz diye 6-7 kişi güzel bir ekiple. Ondan sonra haberler çıkmaya başladıktan sonra yok ya bir şey olmaz gideriz biz falan derken Türkiye'de ilk vaka çıktı. Biletler de açığa alındı. O gün bugündür öyle evde mal gibi oturuyoruz. Şimdi kendimizi de buralara atmasak ki zaten aslında ben atıyorum kendimi. Simge yine atamıyor. Simge'yle de bölümler çekmek istiyorum. Zaten onun mutfak konusunda deneyimlerine ihtiyacım var.
Garibim, o da bir türlü gelemedi bizimle. Ama en kısa zamanda onunla da devam edeceğiz, bir şeyler yapacağız. Şimdi şu biberleri kenara bir alayım. Az yağlı yapalım. Çok aşırı abartmaya gerek yok. Kızartmada normalde ağzına kadar doldurulur çünkü. Oluşum açısını çok tutturamıyorum her zaman. Bu hizalar bayağı önemli yemek pişirirken. Kampta falan. Şimdi şöyle durduğu zaman yağ bir tarafa toplanıyor. Olmuyor. Evimizdeki ocaklarda öyle bir sorun olmadığı için burada karşımıza çıkıyor ama. Bakalım. Yani benim crispy anlayışım en fazla bu yani. Bayağı parmak patates. Birazcık ısınsın. Ben de denemelik atalım içine. Oo, hemen olmuş. Bayağı olmuş hemen. Atıyorum o zaman ben. Tabii bunun hepsinin kızarması için az koymak lazım içine ama. Arkadaşlar bu acuka, bunu hazır koyuyorum çünkü bunun bu halini, bu lezzetini ben ulaşamam herhalde. Bir de artık her şeyi de tek başıma yapmayayım yani. Birazcık şöyle bir kızartıp buzda beklettiğimiz noodle'ları koyacağız. Ondan sonra da kaşık değdirmeden çevireceğiz. İçerisine birazcık barbekü sos koyacağım. Soya falan koyacağım. Sonra tavuk kısmına geçeceğiz. Ateş tam köz kıvamına geldi arkadaşlar. Böyle bir sağlam bir tartalım, içelim. Birazcık yağ, geri kalan sebzeler, sote mote. Ondan sonra biraz krema koyacağım. Bademleri kavuracağım. Ondan sonra biraz sumak falan da koyacağız diğerlerde. Bu tarz durumlarda tavuk falan keserseniz mutlaka tahtayı yıkayın arkadaşlar. Çünkü balık, tavuk tarzı şeylerde çok büyük sıkıntı olur, bakteri yapar. Tavuğumuzun zaten ismini oluşturan bademleri atıyorum, kavuracağım. Sebzeler daha tam pişmedi ama piştikten sonra mı atılır önce mi bilmiyorum ama
Atıyorum yani. Ateşimiz birazcık azaldı. Ateşi bir harlayalım biraz. Şimdi krema dökeceğim. Arkadaş, saatlerdir buradayız. Bir türlü yemeği bitiremedik. 2 saattir bir tane yemekle uğraşıyoruz da detay çok fazla olduğu için. Şimdi bunu tabii pazardan alamayacağımız için soya fasulyesini hazır aldım. Son aşama zaten. İçine ekleyeceğim. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı bilmediğim için bunu herhalde şöyle alıp manuel. Çünkü çok sulu bir şey olduğu için en son koyuluyor. Ölüyormuş bu çünkü. Bana sanki soyası biraz az gibi geldi ama güzel görünüyor bence. Bir tık daha böyle şimdi karıştırayım. Tava ağır. Bayağı ağır. Alışamadım daha tavaya. Birazcık daha pişsin. Şimdi sunum kısmına geçeceğim. Güzel bir tabak var yanımda. Patates, noodle, ortaya da bademli tavuk. Güzel chopstick'lerimiz de var. Asya yemeklerimiz, yemeğimiz hazır olacak. Sunum kısmına geçiyoruz o zaman gençler. Arkadaşlar şimdi güzel bir çanak bir tabağım var. Bundan sonraki bölümlerde şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Güzel sunumumu yaptıktan sonra ambiyansla beraber size güzel fotoğraflar çekeceğim. Yemek fotoğrafları işini birazcık daha buraya taşıyacağım yani. Birazdan onları da videoya koyacağız. Şimdi sunum kısmına geçiyorum komple. Her şey hazır galiba. Evet, bir eksik yok. Hemen sunumumu yapıp fotoğrafımı çekip yemek kısmına geçiyorum. Bence efsane bir yemek oldu. Belki tavuk bir 30 saniye daha durabilir. O yüzden bir onu bekleyeyim. Son bir kez de karıştırayım. Şuraya patatesleri koyayım diyorum. Buraya noodle'ı koyup üstüne bir şey dökmeyeceğiz. O soslu zaten. Patateslerin üstüne biraz yoğurt dökelim. Tavuklar da o kadar güzel pişti ki şu an. Onları da ortaya alacağım. Sonra da şurada böyle bir şu ortamda biraz fotoğrafını çekeceğim. Burnumdan da ter akıyor. Tuzlu olacak biraz yemeğimiz. Böyle. Patateslerin şekli mükemmel olmadı ama tadı bence çok güzel olmuştur. Çünkü buzda falan beklettik ya bayağı. O böyle birazcık çıtır çıtır olmasını sağlayacak bence. Bu da bayağı güzel soslu oldu. Böyle. Şöyle döndüreyim biraz. Değişik bir şey yapayım. Arkadaşlar baya baya uzun bir hazırlık sonrası mükemmel bir tabak çıkardım. Bence 3. bölümdeyiz ama gittikçe iyiye gidiyorum yani. Bademli tavuk yaptım size, kendime. Sizi de ağzınızın suyunu akıttım gibi geliyor bana. Yeme faslına geçeceğim şimdi. İlk kampta bunu deneyin. Bu arada bundan sonraki bölümlerde kamp yerlerinde birkaç tane yapmayı düşünüyorum. Hatta önümüzdeki ilk yasakta artık yasaktan yasağa plan yapıyoruz. O yüzden ilk yasakta bir kamp videosu ve
Birkaç tane yemek bölümü. Üf. Bu çok iyiymiş yalnız. Şu bademlerden de alalım. Olmuş. Size güzel bir trik verdiğimi düşünüyorum. Kapatalım o zaman. Çünkü ben fena acıktım ve yemek istiyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve yapmamı istediğiniz bölümler falan olursa onları mutlaka yoruma yazın. Bu yemeğin fotoğrafını ve içeriğini Instagram'da görebileceksiniz. Onu da hemen şuraya çıkarırız. Ben kaçıyorum. Öpüyorum size. Hadi bay. Alkış sesi eklerim buraya.